Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Serbest Bölgeler Kanunu madde 4 üzerinde grubumuz adına görüşlerimi açıklayacağım. Serbest bölgeler 1985-87 aralığında Türkiye gündemine geldiğinde bayağı ilgi yaratmış. Bunun Türkiye'nin bir kurtuluşu gibi değerlendirilmişti. Aslında doğru bir uygulama, yapılması gereken bir çalışma. Ama sonradan uzun yıllar gereken önem o bölgelere verilmediği için de istenilen gelişme sağlanamadı. Madde 4 ile ilgili hurda ve atıklarla ilgili bir düzenleme yapılmış. Bu anlamda Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın müşterek çalışmaları amaçlanıyor. Bir konuyu burada anımsatmak istiyorum öncelikle. Bu çalışmada makine kimya Türkiye'deki hurdaların alınmasını, kamu hurdaların alınmasını sağlayan kit şu anda varlık fonuna devredilenlerin içinde olmadığına göre buradaki hurdaların makine kimya eliyle değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Bunu da burada önermiş olalım. Atıklar konusunda da dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü atık ve çevreyle ilgili de hassas olmamız gerekiyor. Ben serbest bölgeden sahipsiz bölgeye bir geçiş yapmak istiyorum. Çünkü bizim Niğde biraz sahipsiz bir bölge. Seçimler dönemlerinde Niğde ile gelen bakanlarımız artar, bürokratlarımız artar, verilen sözler artar. Ulaştırma Bakanımız geçtiğimiz günlerde yine de bölgedeymiş. Aksaray'da diyor ki Niğde ile Aksaray'a ortak havaalanı yapacaktık. Ondan vazgeçtik. Niğde'ye ayrı havaalanı yapacağız. Aksaray'a ayrı havaalanı yapacağız. Şimdi 14 yıldır her seçim döneminde geliniyor, havaalanı yapılıyor. Tarih verin diyorlar. Bakan diyor ki tarih veremem ama yapılacak. E onu biz de biliyoruz. Günün birinde yapılacak. O da CHP iktidarına nasip olacak. Onun için gelip söz verme yerine ya yapsınlar ya söylemesinler. Temmuz ayında burada Niğde'nin çevre felaketi Akkaya barajıyla ilgili meclis araştırmasını getirmiştik. 100.000 insan riski altında. Kanser riski altında olan bu insanlar için meclis araştırmasını şunun için istemiştik. Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde Akkaya barajıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu çevre kirliliği bu bölgede yok edilemiyor. Dendi ki Temmuz ayında yine bakanlar ilgileniyor. Orman ve Su İşleri Bakanımızla görüştük. İlgileniyorum dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüştük. İlgileniyoruz dediler. Yazılı soru önergelerimize daha doğrusu yanıt verdiler. Ama şimdi geçtiğimiz günlerde Boru ilçemizi köpükler sardı. Akkaya coştu. Karın üzerine köpüklü bir bölgeye dönüştü. Kent bu köpüklerin nereden geldiğini bildiği için halimiz ne olacak dedi. Yine bakanlarla toplantı yapılmış, çözülecek diyorlar. Böyle giderse Boru ilçesinde yaşayan insanların hepsinin yaşam riski var. Bu konuda hükümet acil davranmalı ve Akkaya barajıyla ilgili gerekli çalışmaları bir an önce yapmalı diyorum. Ayrıca Kalkınma Bakanımız burada olduğu için kendisini de bulmuşken hemen söyleyelim. Ulukuşa ilçemize de geçtiğimiz aylarda Orman ve Su İşleri Bakanımız gitti. Veysel Bey, içme suyu sorununuzu çözeceğiz dedi. Ama tabii Kalkınma Bakanı'na proje geldi, çalışma geldi. Baktı ki bırakan büyük gibi geldi. Şimdi yazılı sordum. Ulukuşa ilçesinin suyla ilgili, içme suyla ilgili çalışma o bakanlıkta yürüyor diyor. Aslında o bakanlık bunun olmasını istedi. Kalkınma Bakanlığı para vermediği için, bütçeye ödenek koymadığı için de ne yazık ki Ulukuşa ilçemizin içme suyu sorunu da ortada kaldı. Bir de Ulukuşa ilçemizde hastane yapıldı 2014'te. Hastane 550 gün sonra açılacaktı. Bir türlü açılamadı. Şimdi referandum ağzı, hatırlatalım da bu hastaneyi bir an önce açsınlar. Bir de bizim bir tıp fakültemiz var. 2015 yılında YÖK Tıp Fakültesi'nin kurulmasına karar verdi. Her seçim döneminde fakülteyle ilgili bir çalışma yürüyor. Şimdi bir öğretim üyesi göreve başlamıştı. Bugün de baktım tabelamız asılmış. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tabelası asılmış. Üniversite yok, öğrenci yok, profesörü yok. Bununla ilgili çalışma yapacak kadro yok ama tabelamız gelmiş. Umarım ve dilerim ki bu dönemden sonra da tıp fakültesi tabelalardan kurtulup öğretim üyeleriyle bölgede faaliyete geçer. Çünkü Niğde'nin hastalarını biz
Kayseri'ye, Ankara'ya taşımaktan yorulmuyoruz. Kurulla o işi yapıyoruz ama kendi bölgemizde bunların yürümesini istiyoruz. Çiftçilerimiz de, esnaflarımız da. Teşekkür ederiz Sayın Güren.